Senin Mesih'teki yolculuğunu, tanıklığını alabilir miyiz senden? Kötü bir hayat yaşıyordu. Ben Rabbi çok aradım. Tanrı varsa bu Tanrı nerededir? İnsanın hiçbir şey bilmeden, Tanrı'yı bilmeden yaşaması çok kötü. İşkencede gibi. Biz o sıkıntılarla bile hep Rabb'e sadık kaldık. Doktora dedim ki ben bu raporu kabul etmiyorum. Annemi biz apar topar hastaneye kaldırdık ama önce biz ona Rabb'i dua ettik. Dedim ki Rabb İsa Mesih korkmuyorum, iman ediyorum. Sen bana şifa vereceksin. Ve ben gökten ses duyuyorum. Sen benimsin. Böyle bir ses hayatımda duymadım. Kalktım bir baktım, nefes alıyorum. Kalp, kalp ağrım gitti. Ya bizi çocuk eli etti. Ve Rab her gün içti Tanrı'nın sevgisini bana hiç kimse veremez. Beni kesin öldürün beni. Vazgeçmeyeceğim Hristiyanlardan. Merhaba sevgili Kanal Hayat dostları. Yeni bir dar kapıdan girenler programıyla da sizlerle birlikteyiz. İncil'de İsa bize yaşama götüren kapının dar olduğunu söyler. Yolu da çetindir. İşte bu programda İsa'nın bahsettiği bu dar kapıdan geçerek onun sözünü ettiği çetin yoldan yürüyen kimselerin kardeşlerimizin değerli tanıklıklarını sizlere ulaştırıyoruz. Tepkileriniz için, yazdıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri, sizleri onların hikayelerinde kendinizi bulduğunuzu, onların sorularını kendinizin sorduğunu ve onların hayatlarında Tanrı'nın dokunuşunu kendi hayatlarınızda da istediğinizi söylüyorsunuz. Bu bizi mutlu ediyor. İçten ve samimi olduğumuzda onun bize yanıt vereceği, dualarımıza, sorularımıza yanıt vereceği kesindir sözümü çok fazla uzatmadan sizleri bugünkü misafirimizle tanıştırmak ve bir an önce onun tanıklığını duymak istiyorum. Garbis kardeşim. Sevgili Garbis kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıklığını bizlerle paylaşacağın için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok merak ediyorum. Eminim izleyicilerimiz de aynı şekilde senin tanıklığını çok merak ediyorlar. Ee, sen ne kadar zamandır bu ülkedesin? Yaklaşık 30 yıl oldu. 1988'de geldik evet. Belçika'ya. Belçika'dasın değil Evet. Belçika'da yaşıyorum. Brüksel'de. Evet. Evlisin herhalde çocuğun. Evliyim. Ee, Ali isminde. Eşimin adı Ali's. Evet. İki tane kızım var. Çok iyi. Lidia Peki. ve Tabita. Aynı zamanda ikisi de evlendiler ve iki tane torunum var. Öyle göstermiyorsun. Yaşını göstermiyorsun. Sana söyleyeyim. Hala çok genç görünüyorsun sevgili Sağolun. kardeşim. Ama torunların keyfini sürüyorsun o, herhalde çok torun tatlı sahibi çok, olmak çok, çok tatlı daha yani. güzel bir şey. O zaman sen ne zaman iman ettin Rabbe? Hayatını verdin? Ee, bana bu fırsatı verdiğiniz için özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir ayrıcalık, benim için bir keyif kardeşim. Benim için büyük bir sevinç sizlerle tanışmaktan ve şahadetimi vermekten. Ambulansın. Ben 1960 yılında Tokat'ın zile kazasında dünyaya geldim. 1960-70 arası orada yaşadım, yani 10 yıllık dönemde. Sonra 1900 70 yılında İstanbul'a geldik ailece. Maddi imkansızlıklardan dolayı beş kardeşiz. ve Sizinle deyken tarımla uğraşıyordunuz öyle mi? Ailen orada, orada çiftçilik türü şeyler falan filan işte çok küçüktüm hatırlamıyorum fazla. Babam bir iş yerinde çalışıyordu. Boya mıdır nedir falan. Ondan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı ailece bütün akrabalarımız yavaş yavaş orada yaşayanlar İstanbul'a göç ettiler ve babam dedi artık biz de göç edelim burada kimse kalmadı biz de İstanbul'a yerleşelim. Kaç kardeşiniz olduğunu beş kardeşiz beş kardeşi dört erkek geldiniz. bir kız. <laughs> 1970'te İstanbul'a geldik ailece ve orada hayatımızı orada yaşama devam ettirdik yani. Zile gibi bilmiyorum yani hiç bulunmadım orada. Ama tahmin edebilirim özellikle 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda küçük bir yerdi. Çok küçüktü evet. Evet yani oradan çıkıp İstanbul gibi büyük bir yere gelmek 10 evet. yaşında tamamen farklı bir hayat. Nasıldı orada senin için hayat? Nasıl başladı? Ya orada işte çevremiz vardı yani arkadaşlarımız vardı. Farklı bir ortamdaydık. Farklı bir ortamda olmak e, zordu bizim için. E, bütün akrabalarımız yani dayılarımız, amcalarımız, teyzelerimiz... Yavaş yavaş İstanbul'a göç başlayınca biz orada kendimizi artık yalnız hissettik. Ve babam dedi artık evet. biz de gidelim dediler İstanbul'da. Orada bütün akrabalarımız İstanbul'a yerleşti. Ve biz de kalktık ailece otobüse bindik. Ve hayatın gerçekten çok çok zorluklarını yaşayarak bir kişinin çalışmasıyla yedi kişinin geçin, geçinmesi çok zordu. Doğru. Onun için İstanbul'da belki iş imkanları daha geniştir diye e, babam bizi aldı ailece İstanbul'a geldik ve orada yaşamaya başladık. Sen 10 yaşındaydın hocam. Ben 10 yaşındaydım, 9-10 yaşındaydım. E, kaçıncı çocuktun evde? E, ben ortancalarıyım. Hı. İki tane büyük e, kardeşim, abimle ablam var. Bir de iki tane de küçük kardeşim var. Ben ortancalarıyım yani. Hı. Peki o zaman İstanbul'da nasıl bir hayat seni bekliyordu? İstanbul'da orası çok çok farklı bir ortamdı. Yani Büyük bir şehirde yaşamak, küçük şehirde yaşamaktan çok farklıdır tabii Kesinlikle. ki. Ben iki buçuk sene Zile'de ilkokulu okudum ve diğer iki buçuk seneyi de İstanbul'da ilkokulda okudum. Ee, annem, babam yani çalışmaya başladılar fakat e, hakikaten geçim çok zordu İstanbul'da. Ee, okuldan sonra da ben bir boya sandığım vardı. Ayakkabı boyacılığı yapmak zorundaydım. yani. Öyle mi? Evet, evet küçük bir sandık yaptım. İki tane de boya kahverengi ve siyah boya alıp lafaramızda ben de aynı şeyi yaptım. Öyle mi, <gülüyor> <gülüyor> Sokak sokak böyle sa e sandık sırtımda kahvehane, kahvehane. kahvelerde, işte evet. sokaklarda e boyacılık yaparak aileme bir katkıda bulunmak e bulunmak için bir 10 lira kazanayım da anneme babama vereyim ve onların o gülümsesini görmek bana mutluluk verecekti ne demek istediğini anlıyorum evet. kardeşim. Bu şekilde hayata tutunmaya çalıştık ve okul bitti. Ondan sonra Kapalı Çarşı'da benim bir kuzenim çalışıyordu. Beni orada aldı, bir kuyumcu yanına verdi. Çırak olarak orada başladım ilk iş hayatına. O zaman aslında okul bitti derken ilkokul mu bitti? İlk okulu, i̇lkokulu. Yani yani, normal miydi ilkokuldan sonra insanların hayata atılması? Yoksa özellikle orada bütün, ailenin ekonomik durumundan dolayı mı? Bütün orada benim çevrem hepsi ilkokulu bitirip iş hayatına atılıyorlardı. Ve Hı. ben de öyle yaptım. Yani okulla pek okumak için maddi imkanlar el vermedi yani. Mümkün değildi yani. Çünkü kazanç yok ki nasıl okuyacaksın. O yüzden iş hayatına atılayım. Aileme katkıda bulunayım diye para kazanma derdine düştük yani. 1973 senesinde falan. Bir kuyumcunun yanına çırak evet, olarak çırak başladın. Evet, olarak evet. Orada e, öğlenden sonra işte sabahlar bazen gidiyordum, çalışıyordum, eve geliyordum. Öyle hayatım. Ne kadar sürdü o çıraklık dönemi senin için? E, 1970 8 senesine kadar öyle devam etti. 1978 senesine kadar. Yani 8, 8 sene falan. 8 sene evet. falan yaptın. 8 sene. O zaman da sen Ermeni kökenlisin. Ermeni kökenliyiz evet. evet. Yani evde nasıldı? Tanrı tanrının yeri ev ev halkında nasıldı? Senin hayatında tanrının yeri nasıldı? Ee, bizim yaşadığımız şehirde Tokat'ta yani Zile'de evet. kilise yoktu bir defa. Kiliseyi hiç hayatımda görmedim. Yani 10 yaşıma kadar ki annem babam da görmedi yani inanıyorum. çünkü olmadığı için göremediler. İstanbul'a geldiğimizde çok kilise vardı her tarafta. fakat kilisenin ne olduğunu da ben bilmezdim ki. Çünkü kilise nedir? Yani ibadet yeri mi? Aklımız sarmadı ki hiç. Bilmiyorduk. Büyüklerimiz bize öğretmeliydi ki kilisenin ne olduğunu öğrenelim. İstanbul'a geldiğimiz zaman işte 10 belki 14 yaşında mı ne annem babam bize aldığı kiliseye götürdü, vaptiz yaptı 14 yaşında. Normalde 14-15 yaşında vaptiz olmaz. Bebek vaptiz olması lazımdı. Yani bütün kardeşlerimle birlikte gittik toplu olarak vaptiz olduk. Beş kardeş birden. Evet. Başka akrabalarımız da onlar da oldular. Toplu birlikte yani büyük yaşta vaptiz olduk. Biz çünkü Anadolu'da görmedik kilise. Normalde küçük yaşta olmak lazımdı. Fakat İstanbul'a geldiğimizde işte kiliseyi ben orada gördüm. Hmm yedikulede gördüm orada. Ermeni kiliseleri vardı. Ee, ara sıra giderdik. Babam annem bizi götürürdü. Ee, pazar günleri giderdik yani arada bir kiliseye fakat girerdik, çıkardık yani ne olduğunu bilmezdik yani. Tanrı ile ilişkin düşüncelerin var mıydı Ruh, ruhsal olarak, ruhani olarak? Ee, i̇nanın inanın o ana kadar ben Tanrı kavramı bilmezdim ki çünkü bilmiyorduk yani nedir? Tanrı var mı? İsa, peygamber, şu bu bilmezdik yani. İncil'i bile ben hayatımda görmemiştim. İncil elime almış değilim. Bilmiyordum ki İncil var mı, yok mu? Çünkü o kadar e, cahil bir şekilde büyüdük ki Anadolu'da yani Tokat'ta, Zile'de. E, İncil'in ne olduğunu bile görmedim ben. Onu daha sonra e, İncil hayatıma girdi 18 yaşına kadar yani hem çıraklık, ev hali vesaire hayatın hayat mücadelesi yapıyorsun yani. ve, ve evde inançla ilgili fazla bir şey görmedin. İleri yaşta bir kez ki yani belki pazarları sadece kiliseye gittin, vaftiz oldun ileri yaşta. Normalde e, çocuk vaftiz olurken sizin toplumunuzda vesaire. Ama senin İsa'ya bugün İsa'ya iman ediyorsun. Onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorsun. Sen bir ailen ona hizmet ediyorsunuz, yüreğinde o var. Senin bir gün İsa'ya iman ettin ama bu süreç nasıl gelişti? O noktaya nasıl geldin? Şimdi benim bir kuzenim var. O Yahuva şahididir. Hmm. Ve onun babası, annesi de çok dindar bir adamdı. Yani teyzemin kocası diyelim. Dindarlık derken Yahua yani, şahitliğinden mi bahsediyorsun? Yok, e, onlar e, gerçek kilise bağlısı ve ama İncil'i okuyorlar. Fakat... E, kurtuluşla ilgili pek şeyleri yoktu. yavaş şahit olduğu için o ayrı bir din olarak gördüler. Ve sürekli olarak evin içinde bir tartışma vardı bunlarla. Bir hemşire vardı kız kardeş Bakırköy'de. Ve benim kuzenim bir gün oraya gidiyor o kilisede. O kız kardeşle tanışıyor. O kız kardeş diyor ki ister misiniz bir gün sizin eve gelelim de İncil okuyalım diye. Ve bir pazar günü randevu yapıyorlar. Pazar günü saat 4'te o eve geliyorlar ve orada ilk hizmeti orada yapıyorlar. Sen, annen, baban, çocuklar? Ben daha ondan haberim yok. Senin haberin yok. İlk top, hizmet böyle başladı orada. Ben bir gün eve geldim futboldan eşortmanlarla, şortla beraber birlikte eve geldim ve evde annem yemek pişiriyordu. Annem bana dedi ki, oğlum dedi git babanı çağır dedi. Ben de babam nerede dedim anneme. Dedi teyzenlerde dedi, git oradan çağır, gel yemek yiyeceğiz dedi. Ben de üstümde şortla birlikte koşa koşa teyzemin evine gittim. Zile bastım ve zil kapıyı açtıktan sonra içeriye bir baktım. Bir sürü insanlar oturmuşlar, gitar çalıyorlar... Ve bir şeyler, şarkı gibi bir şeyler söylüyorlar. Ben o ana kadar hiç görmedim öyle bir şeyi. 1978 senesiydi bu. Tabii ben düzeni bozmamak için... E, ...şortumla birlikte kenara çekildim, oturdum. Ortamı bozmayayım diye. Ve toplantı e, bir e, başladı sonra. Pastör mü o günkü? E, pastör çıktı. Elinde bir kitap açtı. Ve kitabı anlatmaya başladı. Ben dinliyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Bu ne anlatıyor? İncil'i görmemişim, İncil'i bilmiyorum. Ve başladı konuşmaya, konuşmaya, başladı anlatmaya. Ve daha sonra bitirdi. Ondan sonra dua ettiler birlikte. Ben hiçbir şey anlamadım. Ve sonunda, toplantının sonunda bir kız kardeş vardı. ismi Alice. Ve bana yaklaştı, merhaba dedi. Benimle tanıştı ve ondan sonra bana yakınlık gösterdi böyle tanının sözünden. Hiç istersen burada duralım biraz sonra tekrar devam edelim olur mu? Annemi biz aper topar hastaneye kaldırdık ama önce biz ona Rab İsa adıyla dua ettik. Dedim ki Rab İsa Mesih korkmuyorum, iman ediyorum. Sen bana şifa vereceksin. Ve ben gökten ses duyuyorum. Sen benimsin. Böyle bir ses hayatımda duymadım. Kalktım bir baktım nefes alıyorum. Kalk kalk ağrım gitti. Rab bizi çocuk hediye etti ve her gün işliyor hayatımıza. Tanrı'nın sevgisini bana hiç kimse veremez. Beni kesin öldürün, ben vazgeçmeyeceğim Hristiyanlardan. Evet Garbis kardeşim. Alis kardeşimiz sana geldi ve sana Rabbin sözünden paylaştı, sana yaklaştı, sıcaklık gösterdi. Ne oldu ondan sonra? Bana işte İncil'i verdi. E, i̇ster misin dedi in, e, İncil e, almak. Dedim isterim dedim. Hiç, o Hiç görmemiştim o zaman. Hiç görmemiştim İncil'i. O zamanlar e, kırmızı ve yeşil kaplı bir İncil'ler vardı ilk e, o dönemde. Küçük boylar. Evet küçük boylar. Evet. E, i̇sterim dedim. Öbür hafta getireceğim dedi sana. Tamam dedim. Öbür hafta yine oldu orada toplantı. Öbür hafta geldikten sonra bana verdi İncil'i. Gittim bu defa toplantıya. Yine gittim. Yani. Evet. Ama söz verdiğim için gittim. <laughs> Belki gitmeyebilirdim. Eğer İncil vereceğim demeseydi gitmeyebilirdim. Ertesi hafta yine gittim oraya. Ondan sonra e, İncil'i bana hediye etti. Evet. Ve toplantı bittikten sonra eve eve geldim. Yavaş yavaş İncil'in içindeki Sözleri e, araştırmaya başladım. Ne yazıyor? İsa kimdir? Tanrı kimdir? Ben ilk defa orada duymaya başladım. Bu arada çalışıyorsun, değil mi? Evet. E, yani işe gidiyorum, geliyorum. Evet, yanındaydın, kuyumculuk yanındaydın. evet. Kuyumculuk yani. yapıyorum. Ee, okumaya başladım. Akşamları özellikle yatarken e, benim beyaz bir defter aldım ki sevdiğim, yani hoşuma giden sözleri. Beyaz deftere yazayım, daha kalıcı olsun aklımda diye sürekli olarak böyle güzel ayetleri yazmaya başladım. Ama çoğu zaman anlamıyorum. Olsun dedim, yine yazayım dedim güzel ayetleri. Ayetler nelerdi? Tanrı dünyayı öyle sevdi ki ne kadar güzel bir söz. Ondan sonra İsa diyor düşmanlarınızı sevin. Gerçi benim ne düşmanım vardı ne bir şeyim vardı ama söz güzeldi, o harika sözlerdi fakat anlamıyordum yani sürekli okumaya başladım. Fakat bu esnada toplantılar sürekli olarak evlerde devam etmeye başladı. Koca Mustafa Paşa'da, Yedikule'de, Samatya'da devamlı gitmeye başladım. Pastör anlatıyor fakat hiçbir şey anlamıyorum ben. Bir kulağımdan giriyor, öbür kulağımdan çıkıyor. Maalesef bugün e, bizim Hristiyan alemi e, Tanrı'nın sözünü okusalar, Tanrı'nın sözü onlara konuşacak. Sadece kiliseye gitmekle bizim halkımız, Ermeni halkımız, Hristiyan halkımız kiliseye gitmenin yeterli olduğunu zannediyorlar. Yok. Tanrı istiyor ki kendi sözünü okuyalım. Anlayalım. Tanrı sözünü anlayalım. Tanrı için insanlığı yaratmış vesaire. Ben sürekli okumaya başladım, başladım. Ve okudukça yüreğimde bazı kıvılcımlar oluşmaya başladı. Ve günün birinde kendi kendime karar verdim. Dedim ki ben bu şekilde dedim, ölürsem cehenneme gideceğim. Çünkü İncil'in içinde yazıyor, cennet ve cehennem. İkisinden bir tanesine insan ölürse gideceğini yazıyor. Benim hayatıma baktım, günahlı bir hayatım var. Ben küfür ediyordum, yalan söylüyordum, onu bunu kandırıyordum. Bu Tanrı'nın istemediği şeylerdi. Ve ben bunları yaptığım zaman ve ölürsem, benim gideceğim yer cehennem diye düşündüm. Bunu sonra söyleyen kutsal ruh olsa gerek. Çünkü çok insanın hayatında onlar var. Çok insan küçük küçük yalan söylüyor. Çok insan küçük küçük birbirini kandırıyor. Çok insan ne bileyim alıyor çalıyor vesaire diyelim. Ama hiç kimse yüreğinde o yargıyı hissetmiyor. Evet. O düşündüğünüz o üzerinde ufak ufak duyduğunuz okuduğunuz o sözler yüreğinize yavaş yavaş işlemeye başladı. Bana en çok konuşan ayet Tanrı'nın sözünde evet. e, Yuhanna 3.36 36 Yuhanna 3 36. ve orada e, şöyle söylüyor Oğula iman edenin ebedi hayatı vardır diyor. Evet. O bu harika bir ayetti benim için Oğula iman edenin ebedi hayatı vardır. Burada olacak olabilir demiyor vardır diyor. Kesin yani konuşur. insanın yüreğine Garanti veriyor hmm. ve bu benim hayatımda büyük bir değişikliğe neden oldu hmm. ve karar verdim bir gün yatağımda kendi başıma oturdum kimse yok odamda ee, çünkü o o dönemde teyzemlerin evinde oturuyorduk maddi imkansızlıklardan dolayı evet. iki aile bir dairede oturuyorduk bir odada 3-4 kişi yatıyorduk siz yedi kişisiniz bir de teyzemler, teyzemler vardı başka var de. dört beş kişi işte onlar yani evet. düşünün 3 odalı bir yerde Kimsenin olmadığı yani daha bir esnada dedim kendi kendime ben karar vermeliyim. Garbis bugün karar vermelisin. Ölürsen bu şekilde cehenneme gideceksin. Ve dua etmeye başladım. İsa Mesih'in adıyla İncil'deki sözleri uygulamaya başladım o andan itibaren. Ve başımı eğdim, gözlerimi kapattım, ağlayarak yüreğimi İsa'ya verdim ve İsa Mesih o günden sonra benim hayatımı değiştirdi. Ve İsa gerçekten yüreğime girdi. İsa bana sonsuz bir yaşamı vereceğine dair garanti verdi bu sözüyle. Ve o akşam bir rüya gördüm. Gerçi rüyalara fazla inanmıyorum ben. Fakat inanın. inanın. <laughs> ama Tanrı'dan gelen rüyalar var. Evet, o önemli olan o Tanrı'dan olup olmadığı. Evet. Rüya gerçekleşirse bu Tanrı'dandır. Eee evet. Rüyamda bira fıçıları var. Bilirsiniz o kovboy filmlerinde büyük fıçılar var. Evet. Ve bir gün o rüyamda o fıçının içindeyim ben. Evet. O fıçın içinde büyük bir fıçı. O fıçı sürekli dönüyor böyle. ben içinde döndürüyor. Beni savurmak istiyor. Evet. Ve ellerim bu şekilde tutmuşum. Dönüyorum içinde. Ve İsa Mesih'in adıyla haykırdım. İsa! İsa diye bağırdım ve o fıçı durdu. İşte benim hayatımda e, günahtan döndüğümün bir işareti oldu bu. Bunu İsa. nasıl algıladın? O rüyayı nasıl yorumladın? İsa benim hayatımı değiştirdiğini. Evet. Yüreğime büyük bir sevinç geldi. Evet. Ve sabah kalktım. Sanki üzerimde bir ton yük gitti. Kuş gibi hafif oldum. Bunu hissettim. Ve başladım. Bu sefer hayatımın değiştiğini başka insanlara anlatmaya. Hala... Hala bu, bu zamanda İstanbul'dasın değil mi? O zaman İstanbul'daydın. İstanbul'daydım hala. O, yani sen o anlatınca sanki dünya gibi yani dünyanın dünya senin sen dünyadasın dönüyorsun dünyanın düzeniyle birlikte hareket ediyorsun evet. ama Rab sanki o düzeni senin için durduruyor ve tersine çeviriyor farklı Aynen. birisi evet. ve ondan sonra kaç yaşındaydın bu olduğunda da? 18 yaşındaydım Gen, çok genç bir yaşta evet. Rabb'e hayatını versin hamdolsun evet. Ve geri kalan zamanın bu zamana kadar nasıl geldi? Rab senin hayatında neleri değiştirdi? Nasıl işledi? Onun varlığını bugün hayatında nasıl yaşıyorsun? 18 yaşımda yüreğimi İsa'ya verdikten sonra benim yüreğimin değiştiğini gördüm hayatımda ve başladım benim hayatımda ki günahları alan Tanrı İsa istedim ki başka insanlar da ...hayatlarını Tanrı'ya versinler. Uysunlar, evet. Düşünün 18 yaşında genç birisiyim. Ne diskoteye gittim, ne şuraya gittim, ne kumar oynamışım, ne bu şey. Ama e, zannediyordum ki benim hayatım güzel aslında. Yok. Her birimizin İsa'ya ihtiyacı var. Evet. Her birimizin yüreğinin değişmesine ihtiyacımız var. Ondan sonra başladım İsa hakkında herkese anlatmaya. İsa seni seviyor. Gel kardeşim İsa'ya iman et. İsa seni de kurtarmak istiyor ve o günlerde e, kuzenimle birlikte ki o da aynı dönemde iman etti. Birlikte başladık herkese İsa hakkında e, İsa'yı anlatmaya. Mesela dolmuşlarda otururduk yan yana oturmazdık ki yanımızdaki kişiye konuşmak için. İncil'i e açardık İncil'in e, Markos İncil'e göre ki yanımızdaki insanlar görsünler soru sorsunlar, soru sorsunlar diye. Evet. Otobüste otururduk broşür bırakırdık otobüste ve bu şekilde kendimizi Rab'bin yolunda eğitmeye başladık. Çünkü o sevgi insanın yüreğine e, girerse duramıyor. Ve, ve herkese vermek istiyorsun. Herkese vermek istiyoruz. Herkese paylaşmak istiyoruz. Ve İncil'i sürekli cebimde taşımaya başladım. Otobüste, iş yerinde, öğle yemeğinde, şurada, burada her yerde başladım İsa İsa'nın sözlerini okumaya ve yüreğimdeki o sevinci tarif edemem ben. Hamdolsun sevgili kardeşim. Bugünle bugün onunla neredesin Bugün onunla daha merdivenin ilk basamağındayım. Daha çok öyle yapılacak düşünür, öyle evet. düşünüyorsun. Evet. Çünkü İsa'yla yapacağımız o kadar çok şey var ve İsa'ya anlatabileceğimiz o kadar çok şeyler var ki bitiremeyiz onları. Çünkü bugün halkımızın İsa'ya ihtiyacı var. Ermeni halkının, Süryani halkının, bütün insanların Gençleri. İsa'ya, gençlerin İsa'ya ihtiyacı var. Bunu eğer yüreklerinde tadarlarsa, o zaman benim bu söylediklerimi anlayacaklar. Gerçekten Garbis haklıymış. Çünkü istiyor ki Tanrı herkes iman etsinler. Ben ben iman ettikten iki sene sonra e, askerlik dönemim geldi. Her vatandaş gibi Türk vatandaşı gibi ben de bir Ermeni vatandaşı olarak askerliğimi yapmak için askere e, yani gitmek e, zamanım geldi ve İncilimi yanıma aldım. Bazı arkadaşlarım dediler ki sakın askere incil götürme. Orada olmaz. Başına iş Başına falan. iş açabilirsin. Yok dedim ben ekmeğimi yanımda götürmem lazım. Suyumu yanımda götürmem lazım. Ve aldım yanıma askere gittim. Orada sürekli okumaya başladım. Ve akşam yatarken okuyordum. Yanımdaki arkadaşlarım görüyordu. Ne okuyorsun? İncil okuyorum. Ben de bakabilir miyim? Aradan bir hafta sonra İncil'in bana geliyordu. O ondan alıyordu, ondan alıyordu ve o şekilde Tanrı'nın sözü e, insanlara müjdeleniyordu. Hamdolsun sevgili kardeşim. Bugün yani yüzünde, gözlerinde o sevinci, o sevgiyi görebiliyorum ben de gerçekten. E, o zaman şimdi aynı şekilde heyecanla devam ediyor musun? Belçika'dasın, çok az zamanımız kaldı bir iki cümleyle. E, 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 aynı o heyecan sende var mı? Aynı şekilde paylaşıyor musun? sokakta, evde, dışarıda, her yerde. Tanrı beni gerçekten işi müjdeci yaptı. Ben her tarafta Rabbin sözünü paylaşmaya çalışıyorum. Otobüste, trende, metroda, şurada, burada. 1988 yılında eşimle evlendim. 3 ay sonra Belçika'ya, Brüksel'e yerleştik. Ve orada Rabbin sözünü paylaşıyoruz. Orada Rabbin çocuklarıyla olan bir kilise kurduk. Ve yaklaşık cemaatimiz 50-60 kişi. Aynen. Hamdolsun Rab çalışıyor aramızda. Ve o müjdeyi yaşamımızın sonuna kadar müjdelemeye çalışıyoruz. Rab bizi bereketledi ve bereketlemeye de devam edecek. Çok teşekkür ederiz Garbis kardeşim. Bu çok özel tanıklığı bizlerle paylaştığın için. E, bu gerçekten e, Rab senin hayatında çalıştı, sana, senin hayatında işledi ve şimdi seni kullanıyor. Aynı şekilde eminim pek çok kardeşimizin yüreğine bu tanıklık dokunacaktır. Tekrar teşekkürler bizden. Ben teşekkür ediyorum. Bana bu zaten. fırsatı sağladığınız için. Rab sizi bereketlesin. Evet sevgili Kanal Hayat dostları, Garbis kardeşimizin tanıklığını onun kendisinden dinledik. Baktığımız zaman gerçekten Tanrı'nın nasıl yavaş yavaş bir insanın yüreğine kendisini gösterdiğini, açıkladığını, kendisine çektiğini ve sonra ondan sonra nasıl bir ateş verdiğini ve bu ateşle onu nasıl kullandığını görüyoruz. Aynı şeyi sizler için de yapabilir, yapabilir Rab. Sadece yüreğinizi açın, sadece onu arayın. Size kendisini mutlaka o sonsuz yaşamı, sonsuz esenliği, sonsuz sevinci size mutlaka vermek istiyor Tanrı. Yeni bir tanıklıkta daha buluşuncaya kadar sevgili dostlarımız, hoşçakalın. Senin Mesih'teki yolculuğunu, tanıklığını alabilir miyiz senden? Kötü bir hayat yaşıyordun. Ben Rabb'i çok aradım. Tanrı varsa, bu Tanrı nerededir? İnsanın hiçbir şey bilmeden, Tanrı'yı bilmeden yaşaması çok kötü. İşkencede gibi. Biz o sıkıntılarla bile hep Rabb'e sadık kaldık. Doktora dedim ki, ben bu raporu kabul etmiyorum. Annemi biz apar topar hastaneye kaldırdık ama önce biz ona Rabb'i ile dua ettik. Dedim ki, Rabb İsa Mesih korkmuyorum, iman ediyorum. Sen bana şifa vereceksin. Ve ben gökten ses duyuyorum. Sen benimsin. Böyle bir ses hayatımda duymadım. Kalktım bir baktım, nefes alıyorum. Kalk, kalp ağrım gitti. Kalp bize çocuk eli etti. Ve Rab her gün içti hayatımızda. Tanrı'nın sevgisini bana hiç kimse veremez. Beni kesin öldürün ben vazgeçmeyeceğim Cemil isteyenlerden.